Ama dün akşam aslında dünün genelinde önemli hadiseler yaşandı. Türkiye'de başkent Ankara'da 3 cemevine ve bir Alevi derneğine saldırı düzenlendi. Şimdi o saldırılarda neler yaşandığıyla devam edelim. Alevi kurum ve derneklerine saldırı düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı. Biz hemen şimdi Ankara'ya Tuzluçayır'a döneceğiz. Arkadaşımız Mevsim Altay orada. Birazdan Alevi derneklerinin açıklaması bekleniyor. Mevsim Altay, sözü sana bırakalım. Nasıl bir hava var? Nasıl bir atmosfer var? Sadece düştüğü yeri yakmayacak. Atın sadece düştüğü yeri yakmayacak. Murat Tatari, biz yaklaşık 20 dakikadır buradayız Tuzluçayır'dayız. Kameraman arkadaşım Haydar Öztürk'le birlikte dün Alevi dernekleri, Alevi kurumlarına Türkiye'nin iki farklı yerinde 4 tane saldırı gerçekleşmişti. Şimdi de Aleviler, Alevi kurumundaki derneğindeki üyelerin hepsi Tuzluçayır'a geldiler ve dün yaşanan saldırıları protesto etmek için buraya toplandılar. Biraz evvel polisle küçük bir anlaşmazlık oldu. Çünkü polis şu an bulunduğumuz yeri Tuzluçayır Caddesi'nin yola kapanmasını istemedi. Ancak insanlar da buraya da birçok Alevi vatandaş, birçok Sünni vatandaş yaşanan saldırıyı kınamak için buraya geldiler. Ve dakikalar sonra da Alevi Federasyonları Başkanı Mustafa Aslan burada bir açıklama yapacak. Burada şu an kameraman arkadaşım Haydar Öztürk de sizlere ekranlarınıza getiriyor. Bir ayarlanmaya çalışılıyor. Basın açıklaması için bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla da polisle zaman zaman ufak müdahaleler, ufak anlaşmazlıklar, iletişimsizlikler yaşanıyor. Ama şu an görüldüğü üzere burada basın açıklaması için bir ayarlama yapıldığını sizlere söyleyebiliriz. Zaman zaman gerginlikler oluşuyor ama şu an dakikalar içerisinde bu açıklamanın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz Burak Tatari. Dediğimiz gibi Ankara'da Alevilere ait vakıf derneklere aralıklarla saldırı düzenlenmişti. Sadece Ankara'da değil, Sivas'ta da yaşanmıştı bu saldırı. Tabii üst üste gerçekleşen saldırıların tek kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama gelmişti. Zanlının yakalandığına, suçunu yakalandığına dair işlem başlatıldığını duyurmuştu. Bugün ise Alevi kurumları ve Alevi kurumları saldırıyı kınamak için bir araya geldiler. Tabii bu protestoların sadece Türkiye'de, başkent Ankara'da gerçekleşmeyecek. Aynı zamanda Almanya'nın Kölkent'inde ve İngiltere'de de Londra'da da Alevi dernekleri yaşanan şiddet olayını kınayacağını, protesto edeceğini söyleyebiliriz Burak Tatari. Biraz sonra da dakikalar içerisinde de basın açıklaması yapacağız diyelim. Bir taraftan tabii sloganları da duyuyorsunuz. Sloganları da eş zamanlı duyuyoruz. Tabii sadece muhalefetten değil, siyasilerden de, hükümetten de tepkiler vardı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaşanan saldırıyı kınadı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi siyasiler. Fakat milli birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Saldırıyı da şiddetli bir şekilde kınadılar. Ancak dediğimiz gibi Alevi vatandaşların aslında Türkiye'de yaşayan birçok insan bir daha böyle saldırılarla karşı karşıya kalmak istemiyorlar ve bir an önce de bu sorunun, bu yaşanan sıkıntının perde arkasının aydınlatılmasını istiyorlar diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Tuzluçayır'daki açıklamayı merakla bekliyoruz ama önce dün yaşananlara gidelim. Saldırgan aynı, 3 saldırı yapan kişi de aynı kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü de 3 farklı saldırıyı yapan kişinin aynı kişi olduğunu doğruladı. Aleviler yüzyıllardır bu topraklarda barışı, demokrasiyi bir arada yaşamayı kendine düstur etmiş bir topluluk olarak bu tür provokasyonlara gelmemek adına tüm kamuoyunun
sağduyuya davet ediyoruz. Alevi kurum ve derneklerine saldırı düzenlendi. Bir kişi gözaltında. Bu organizeli bir işe benziyor. Planlı, organizeli bir işe benziyor. Bilişim çağında olduğumuz bir süreçte bu bütün bu veriler ve bütün bu soruların cevabı aslında İçişleri Bakanlığı'nın kendisinde. Bunun gerçekliğini kamuoyuna açıklamayla sorumludur İçişleri Bakanlığı. İlk saldırının adresi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı. Kendini polis olarak tanıtan saldırgan bir kadını hedef aldı. Bıçakla yaraladı. Direkt eyvahı. Saldırganın bir sonraki hedefi Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Şahı Merdan Alevi Kültür Derneği ve Cemevi oldu. Saldırgan cemevindekilere sandalye fırlattı. İçeridekiler harekete geçince kaçtı. Bu saldırıdan tam 20 dakika sonra aynı kişi bu kez Ana Fatma Cemevi'ne hedef aldı. Camlarını kırdı. Sivas Divriği Gökçebel Köyü Derneği bir diğer saldırı noktası oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ilk 3 saldırı noktasının adlarını verdi. 3 saldırıyı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini ve AOK isimli saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada 4. saldırı noktası yani Sivas Divriği Gökçebel Köyü yer almadı. Umarım İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir an önce buna dair üzerine düşeni yapar. Bunun açığa çıkmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Ve tüm çıplakla bu saldırı yapan kişi ve bu kişinin arkasındaki kurum, kuruluş, zihniyet, düşünce neyse bunu kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Evet, şimdi Skype hattımızda bölgeyi yani Orta Doğu'yu en iyi bilen gazetecilerden Hediye Levent olacak. Irı konuşarak başlayacağız. Ama az önce ekranlarınıza getirmiştik. Dün önemli saldırılar yaşandı. Başkent Ankara'da cemevlerine saldırılar. Cemevi saldırılarına ve Alevi derneklerine yönelik saldırıya siyasetten ciddi tepki var. Siyasetçilerden ciddi tepki var. İsterseniz gelin önce onu izleyelim, ondan sonra dünyayı konuşmaya devam edelim. Muharrem ayının ilk günü 3 cemevi bir de Alevi Derneği'ne saldırı vardı ve ard arda yapılan açıklamalar tepkiler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından paylaştı. Saldırıyı kınadı. Tüm yönleriyle aydınlatılacaktır dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıyı kınayanlar arasındaydı. İlk saldırıdan neredeyse 24 saat sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasilerin tepkilerine geleceğiz ama Tuzlukaya'da şu an Alevi dernekleri açıklama yapıyor saldırılarla ilgili, hemen kulak verelim. Dedesi Kazım Erbektaş, aynı zamanda ben o cemevinin başkanıyım. Belirli saatlerde düzenlendi, beri taraf edildi. Yalnız şunu bilsinler ki hiç kimse bir gölü bulandırıp da balık tutamaz. Biz o balığı onlara vermeyeceğiz. Tutturmayacağız. Onların o amaçlarına ulaşamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz toplum beraber el ele sırt sırta vererek birlik olarak beraberce bu üzerimizden dönen kara bulutları dağıtacağız. Cümlemizin aşkını yazıyla birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Cenab-ı Allah korktuğumuz yere uğratmasın. Gelen milletvekillerim sağ olasınız. Basın mensupları sağ olun, var olun. Allah'a eyvallah. Hı, aşk ola. Eyvallah dedem, sağ olasın. Candar, tüm Alevi kurumlarımız adına, bütün Alevi kurumlarımız adına, sevgili Candar, Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Kurum Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Hacı Bektaş ve de Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, bir şu taraftan Kültür Derneği ve Gökçer Köyü Derneği adına hepimizin ortak açıklamasını Alevi Bektaş Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Mustafa Aslan yapacak. Ben mikrofonu Mustafa Başkanıma veriyorum. Mustafa Bey, şöyle ortaya geç abi. Şurayı da böyle biraz... Basına ve kamuoyuna, değerli basın emekçileri ve sevgili canlar. Öncelikle şunu belirtelim ki canlarımıza, cemevlerimize ve kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki bizi
demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz baskıya, zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boyun eğmeyiz. Savaş çırtkanlığına ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşin saflarında yer alacağız. Biz Aleviler tarih boyunca her türlü provokatör tertip karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 72 milleti bir nazarla bakmaya devam ettik. Halkları kendi içinde kutuplaştıran, ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi kara bulamak için tetikçileri ve güdümlü katilleri bulunan derin devlet güçlerini Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi, 10 Ekim Ankara Garı ve Suruç'tan ve onlarca benzer katliamlardan biliyoruz. Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki bu ülkede yaşayanlar, halklar, inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olmayacağız. Bu nedenle dost ve müsahip kurumlarla ilerici, aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadeleye inanıyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunu bilincindeyiz. 2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetinin şiddet dilini farkındayız. Bu saldırıların daha büyük ve acı bir faşizme karşı omuz omuza halkımızı kurumlarına ve cemiyetlerine sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarıyor ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planlı örgütleyicisini ve azetleyicisini derhal açığa çıkarın. Aksi takdirde zan altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir. Birleşe kazanacağız. İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede cemevlerine yakın olacaklarını, borç bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem'in birinci gününde bu olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür. Biz Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği, katledilmediği demokratik bir cumhuriyete bir arada kardeşçe yaşamayı savunuyoruz. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Biz Aleviler olarak diyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Halklar, inançlar ve kimlikler olarak omuz omuza vererek demokrasi ve eşit yurttaşlık haklarımızı birlikte kazanacağız. Sevgili canlar, cemevi milyonlarca Alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimseye makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cemevlerine saldırmak aslında yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın hakların kardeşliği.
cem evlerine saldırmak aslında Anadolu halklarının hoşgörüsüne ve bir bin yıllık komşuluğuna saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarih boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmada bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dün bu ülkenin başkentinde dört ayrı yerde Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşasın hakların kardeşliği! Yaşasın hakların kardeşliği! Yaşasın hakların kardeşliği! Kurtuluş yok, tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok, tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! Bu saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizi bilinmesini istiyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Cem evlerimizi tanımayan ve anayasal statüye kavuşturmayan, Alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikalarına tabi tutan, hakir gören, aşağılayan yaklaşımlarımızın bu saldırılara zemin hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadethanelerimizi yasal statüye kavuşturun. Elinizi, dilinizi inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Bizi tarif etmeyin, tanıyın. Devlet elini inancımdan çek. Devlet elini inancımdan çek. Devlet elini inancımdan çek. Provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, ırkçı, gerici ve şerefçilere karşı, savaş çığırtkanlığını yapan her türlü zihniyetlere karşı gelin canlar bir olalım. Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Pürsü Trabzon Kültür Derneği, Divri Gökçebel Derneği adına hepinize saygılar sunuyorum. Birleşin, birleşin! Kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Evet, Ankara'da gerçekleşen tehlikeli saldırılar diyelim. Dün başkentte Alevi kurumlarına saldırılar gerçekleşti. Bunlardan üçünü aynı saldırganın gerçekleştirdiği açıklandı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından. Alevi dernekleri temsilcileri Ankara Tuzlukçayır'da bir araya geldiler. Siz de gördünüz, siyasi parti temsilcileri de vardı. Hayli kalabalıktı. Etkileyici bir konuşma yaptılar. Hükümeti uyarıyoruz. Alevileri aşağılayan yaklaşımlar bu saldırı.